Game Night'a hoş geldiniz. Nasılsınız Murat abi? Yani iyi diyelim, iyi olalım. <laughs> evet. Yani feci bir e, için Feci bir hafta. hafta şu anda. Yani e, hayal kırıklığı ötesi iki maçta. Kesinlikle. Yani. iki galibiyet olsa bambaşka şeyleri konuşabilecekken bugün ne yazık ki bambaşka şeyler konuşacağız. Deyip Efes'le başlayalım. Ee, Anadolu Efes, belki de Final maçlarından bir tanesini oynadı ve Alba deplasmanında 95-93 gibi inanılmaz bir skorla e, mağlup oldu. Hem maçı değerlendirmenizi rica edeceğim hem de Efes havlu attı mı sorusunu soracağım size. Yani şimdi maçla başlayalım. 93 sayı atan Efes normalde 20-15 ile maç kazanırdı. Hadi bilemedin 17-16. Yani... Bütün e, sezon hep ya geçen sene de böyleydi Nefes, geçen sene de böyleydi. Panik yapmayalım. Ama yani geçen sene e, Rus takımları ihraç edilmese ne olacağı belli değildi. Yani o ihraçtan <laughs> en avantajlı çıkan takımlardan bir tanesi Nefes'ti. E, beni şaşırtan şu, e, sen de demin sohbet ederken söyledin. Kağıt üstünde müthiş bir kadro. Milano'da müthiş isimlerden yıllarca kadro kurdu. de kurdu. İşte bu son döneme kadar Barcelona'da her evet. yıl değiştiriyordu. Ama onlar böyle toplu değişiklik yapıyordu. 6 oyuncu, 5 oyuncu, 7 oyuncu. E bu takım kaç yıldır birlikte evet. oynuyor. İyisi kötüsü, şampiyonlukları hep bir arada yaşadılar. Evet. Yani bir Clyburn geldi, bir de NBA'ye geldi, bir de Zizic geldi. Öyle 5-6 tane oyuncu da değil. Ama geçen hafta da konuştuk. Vücut dili de çok kötü takımın. Bir de ses çıkarmayıp 5 saniye ise 5 saniye, 5 dakikası 5 dakika, ilk 5 ise ilk 5 oynamaktan mutlu olan oyuncuların hepsini yolladılar. Tabii. Yani o geçen hafta asker dedik ona. Ee, gelenler de asker olmaktan mutlu olmuyorlar. Bunun Kesin. en önemli örneği bence e, Enba'ya veya dakikaları düştüğü zaman Clyburn. Zizic de öyle. Zizic. Ee, o açıdan yani tamam kağıt üstünde muhteşem bir kadro ama o bireyleri takım yapan, aynı sayfaya gelmelerini sağlayan şeyler çok eksik. Şimdi dün de mesela 19 sayı geri düşüyorsun. 7 sayı öne geçiyorsun. Ve bunu yaptığın süre 10 dakika civarı bir şey. Potansiyeli orada görüyorsunuz zaten. Ha, yani savunma yapıyorsun. Elijah Bryant'la e, Clyburn. Clyburn o dönem iyi oynuyor. Bilmem ne. Metsiz zaten bütün maç e, hakikaten e, kazanmaya gitmiş. E ondan sonra 7 sayı öndesin. 4 dakika kala. Ya şimdi Efes bu kısa rotasyonu. hadi uzunları bir kenara bırak. Evet, tabii, tabii. Bu kısa rotasyonuna buradan maç verir mi? Verdi mi ya da? Hele böyle geriden farklı geriden evet, tabii, gelip öne geçtiği, rakibin demoralize olduğu bir ortamda tabii vurup geçer, bitirirdi. Yani maç sonlarını... yani bu, bu maçta da son çeyreği verdi Efes ama Geçmiş maçlar gibi çok büyük fark yoktu ama maç sonu yine çok kötü oldu. Geçen yani bir önceki sene Madrid serisinden başlayan bir şey bu. Madrid'i Simon'un mucizevi 3 evet, denemişti. demişti evet. ama beşinci maçta 5 e, maçta o maça kadar da yani o seriyle başlayan bir dördüncü çeyrek e, şey vardı. Sen hiç olmaması vardı. lazım bu takımda. Yani e, şimdi Ergin Ataman'ın sözleri. Daha hiçbir şey bitmedi esasında. Evet, zora soktunuz. Yani ben onu biraz taktiksel bir şey olarak ya da o anda e, duygusal. duygusal olarak... Yani şeyi çıkardım. E, şu anda 14 galiba 16 mağlubiyetle 11. sıradayız. Hı hı. Tamam, 11. deyince biraz diyorsun ki... 3 takım var, 4 e, takım var geçmesi gereken. Abi makabeyi geçmesi lazım. Yani şunlar... E, Hedef takım Jalgiris olmalı bana sorarsan. Çünkü şu anda Maccabi 17 galibiyet, 13 mağlubiyet. Eee Bologna, Milano, Real evinde belki çok kolay maçlar değil ama ben Maccabi'nin evinde 3 maç kaybedeceğini, yani 3 maçın ikisini kaybedeceğine Dışım hiç var. ihtimal vermiyorum. Deplasmanda da Jalgiris'le oynuyorlar ama esas koz iki kere Efes'i yendiler. Yani evet. Efes'in artı bir artı biri yapması Tabii. lazım. E aynı şey Partizan için. Geçerli. 16 galibiyet, 13 mağlubiyet. Evinde Olympiakos, Barcelona, Real Madrid, Panathinaikos, Deplasman'da Monaco. Bunların ikisini kazansa onlar da sana artı bir. Çünkü ben onlar de... da iki kere yendi. E Jalginis iki kere yendiğin tek takım. Fenerbahçe Deplasmanı, Monaco, Valencia, Maccabi evinde Bayern Deplasmanı. E bugün... İnşallah olmaz öyle bir şey çünkü o zaman da Fener'in de T.K. girecek. Jürgens Fenerbahçe yenerse e, onları da yakalamak bir anda zor zorlaşıyor. İki de iki yapmış olmana rağmen. E, Başka niye var? Dün kaybettiler Allah'tan. Alba evinde, Fenerbahçe evinde, Asfel evinde, Olympiakos deplasmanda. Da... Bir tek Valencia ki onlara da iki kere kaybettin. Yani Monarka deplasmanı, Kızıl Yıldız deplasmanı, Jalgeris deplasmanı, Barcelona deplasmanı, dört deplasman bir tek evinde Bologna ile oynuyor. Şimdi zor gözüküyor ama yani kep, e, geminin kaptanı bunu dememesi lazım. Katı, yani. yani. dememesi lazım konusunda katılıyorum Murat abi ama... Ya Milano'ya bak. Mümkün değil. Yani şöyle mümkün değil. Efes bundan sonraki bütün maçlarını kazanacağını siz güvenebiliyor Garanti edebiliyor musun? Bu görüntüyle edemiyorsun. Tabii. Yani hangi bu sezon hangi dönemde bize öyle bir güven verdi ki bundan sonra tamam Efes başlıyor diyelim veya son maçta gördüğümüz Efes bize e, tamam geri geldi dedirtmediği için diğer bütün her şey olurken aynı zamanda Efes'in de bütün maçlarını kazanarak ve bildiğimiz Efes'e dönmesi gerekiyor ki bu e, bence artık olabilitesi olmayan bir şey. Çok 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 düşük bir ihtimal. Tabii ki Ergin Hoca'nın... Dümen'in kaptan olarak yaklaşımı belki oyuncuları motive etmek içindir. Başka bir mesaj olabilir, Bence duygusallık o, 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 olabilir. O tarz bir şey olabilir. O o farklı e, yorumlanabilir. Ama e, belki de çok yani yakın tarihte EuroLeague'in en büyük ayak kırıklığı. %100 canım. %100. Yani giremezse %100. Yani dün mesela e, 26 asis yaptı Alba Berlin ya biliyorsun zaten nasıl oynadıklarını. Kesinlikle tabii ki. 8 asist Luke Sigma. Ha Efes'in şanssızlığı da vardı belki. Şöyle ya yani Smith'in onda 7 üçlük atmasını beklemezsin hiçbir maç ki çok kritik yerde iki tane de öyle üçlük attı ki yani işte Damon Lillard yani Atar onları. Evet. Ya da Stephen Curry <laughs> yani atar. Denk geldiği doğru ama daha büyük resme baktığınızda karşı tarafta da Efes'in sadece ve sadece 13 asisti var. Ve bu 13 asistin 5 tanesi Larkin'den geliyor. Geri kalan oyuncular geri kalan 8'ini yapmış ki toplam Efes'te asist yapan oyuncu sayısı 4. Alba'da 8. Yani 4 kişi üzerinden asist üretebilmişsiniz ve bu asistlerin çok büyük bir kısmı hep Larkin üzerinden gelmiş. Ne kadar durağan, ne kadar top paylaşımı yapılmayan bir hücum olduğunu aslında gösteriyor bu. Ama yani Efes çok doğru söyledim. Biz hep bekledik istikrar, bu savunmayla istikrar yakalayamazsın. Çok mümkün değil. Yani mümkün değil. Yani dün Brian Dunstan keşke 10 dakika 15 dakika sahada Olsaydı. olabilseydi dedirttiler. Yani 36 yaşındaki bir pivot. İşte, tabii. Flyburn istediği zaman yapıyor, sonra bir kafa gidiyor geliyor. Esasında o çok iyi bir savunmacı olabilecek bütün özelliklere Ay, sahip. Tabii. Ama öyle bir karakter hiçbir zaman olmadı. Hı? Öyle bir oyun karakteri hiçbir zaman olmadı. 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 Yani ona en iyi yani David Blight çözmüştü. Zaten oradan patladı çıkışı tabii. yaptı. Savunmada gayret göster. Hücumda istediğin kadar top kullanabilirsin demişti. Orada gayretliydi savunmada. Hucum aynı şeyi Wolbeck'ın Ay da söylemişti. Murat bunu daha önceki programlarda defalarca konuştuk. Sizin takımınızda öyle iki isim daha olur ki e, bu Big Three'nin yanına koyduğunuz inanılmaz savunmacıdır. Bunları bir, bir, bir nebze rahatlatabilir. Yani e, Do Larkin ve Clyburn oyundayken diğer ikinin çok üst üst düzey savunmacı olduğu bir e, kadro planlamasında bir bize daha kurtarabilirsiniz ama onların yanına Zizic veya Price gibi bir 5 numarayı da koyduğunuz zaman zaten e, savunmaları çok iyi olmayan bu üçünün yanına bir tane daha savunması kötü olan biri. E, yanına kimi koyarsanız koyun artık o takımın e, ayakta durması mümkün değil. İşte Singleton'ı ondan evet. geri getirdi. Ama o da dün e, 14 dakika yaklaşık 15 dakika eksi 21 sayı evet. sahadayken. Yani singles için hep şey derdik ya tamam atmıyor, atamıyor bilmem hmm. ne ama günün sonunda sahada Artıldı. olduğu şuraya baktığın zaman artı 9, artı 8, evet. artı 12. Ama ondan da eksi 21 gelince e, 95 sayı yersin tabii ki bu tabii. yapıyla. Yani Beni e, bir de hayretler içinde bırakan bizim geçtiğimiz 3 senede alıştığımız finalleri Efes iyi oynardı. Evet. Bu bir final maçıydı. Fena çıkardı sahada ne olursa olsun sağ içinde, saha dışında konsantrasyon bozukluğu var yok. Başka gündemler var. Simon krizi var yok. Fark yani Efes final maçına çıktığı zaman, önemli maça çıktığı zaman, final maçı illa sezon sonu anlamında söylemiyorum. Kafa kafaya rakip olduğu takımlara karşı da Efes'i görürdük sahada. Dün kazanması gereken ve bence fersah fersah üstün olduğu bir takıma karşı ee, 4 çeyreğin 3'ünü kaybetti. Ve de 95 sayı yedi. Bu çok e, endişe verici bir durum. Gelecek için de çok endişe verici bir durum. Çünkü verilen kontratlardan çıkılması mümkün olmayan kontratlar da var. E, veya zor olanları da var. O yüzden Efes için e, yani bu sezon kayıp bir sezon. İnşallah çözümler ama bulunabilir. Valla şimdi e, her yerde de yok işte en son da Panathinaikos devreye girmiş. Ergen Ataman'ın İtalya veya işte başka bir yere gidecek. Yani ben neyi özlüyorum biliyor musun? Yani bugün e, yolda biri söyledi, e, FSP seni özlüyorum. <laughs> Anadolu Efes'i değil. Bu Efes Pisen'ince neler neler özlüyoruz Murat abi. O dönem hakkında... Hayır bak. yani mütevazi <laughs> Aydın Öz, e, Yani rahmetli. Conrad McRae, efsane Nama nam ama Ufuk Sarıca'dan büyük katkı, Tamer Oğuzmuş'tan büyük Evliyoğlu. katkı, Evliyaoğlu'ndan büyük katkı, Volkan Aygın'dan büyük, büyük katkı, Mirsad Türkcan'dan büyük katkı. E, yerli oyuncu. Mirsad'ın, Hidayet'in gibi isimleri Sonra çıkabildi. Sonra Hidayet geldi, tabii. 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 tabii Hatta ben Efes Bilsen isimli bir takım olabilen dönemi özlüyorum. <gülüyor> 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 o yüzden e, inşallah... Eee yani size hak veriyorum Anadolu Efes'in birin yani yeni misyonunda diyelim veya son dönemlerdeki büründüğü kimlikte daha hedef odaklı eee kazanalım, onun için kadroyu oluşturalım ama işte bir, bir ufuk Sarıca takımda yok veya bir e, Hidayet Türkoğlu, bir Mirsat Türkcan takımda yok. Ya bak bu arada da genç oyuncumuz var. Buna da değer veriyoruz, çıkartıyoruz, parlatıyoruz veya takımın efsane kaptanı Türk şöyle bir isim dakika alıyor ama yani sadece kupa kaldırma, kupa seremonilerinde gördüğümüz bir kaptan değil. Hakikaten oyuna katkı veren bir e, rolde bir oyuncu. Görmez olduk. E, tabii bu bir şey. Yani tercih meselesi. E, hedefe giderken de son Efes'in son 3 senedir elde ettiği başarılarda da hakkını vermek gerekiyor. O yüzden diğer yolu tercih etse bu başarılar gelir miydi? Ya gelmez miydi? Bu başarılar miydi? gelmezdi. <laughs> Ama o dönemde olduğu gibi herkes unutuyor Fenerbahçe'ye eledi çeyrek finalde. Ya şimdi öyle bir şey olsa ortalık birbirine karışır. Fenerbahçeliler tabii ki üzüldü takımları elendiği için ama böyle bir tepki falan göstermediler. Çünkü çok sempatik bir takım vardı karşısında. Yani, yani... E, o sempati tekrar yakalayamazsın belki bugünün şeyinde. Paralar çok arttı. Tabii tabii. Ama yani, ne ben sizden şurada eminim ki eminim ki e, Efes'in yöneticileri üst seviye yöneticileri, yöneticileri herkesin nefesi tuttuğu dönemi de dört e, gözle arıyordu Olabilir. Ben ama biraz şöyle farklı düşünüyorum sizden. Bu bir evet bu bir eğlence kolunda bir iş aslında baktığınızda ama sporun doğası kazanmaya yönelik. E, asıl hedef ana hedef Tabii ki ekonomik koşullar ve şartlar eşiğinde kazanmak. E kazanmaya giden yolda da dönemin şartları size ne sunuyorsa ona göre hareket etmek. Yani geçtiğimiz dönemde o sempatik Efes diye bahsettiğimiz dönemde ülkemizdeki yabancı kuralından tutun, getirebildiğiniz basketbolcu kalitesine kadar çünkü Türk basketbolu bu seviyelerde değildi. O zaman bir Clyburn'u, bir Midstitch'i, bir Larkin'i daha zor getiriyordunuz veya getirdiğinizde iki tane, üç tane bütün ligde getirebiliyordunuz. Bambaşka bir yere geldi Türk basketbolu. Vitrin oldu. Fenerbahçe'nin ve Efes'in katkılarıyla vitrin oldu. Buraya getirebildiğiniz oyuncu kalitesi arttı. E o zaman ben en iyi oyuncuların en iyi takımlarda yer almasını daha doğru buluyorum. Evet bu sempatiklikten vazgeçmek mi biraz? Öyle. Ama mücadeleci olmak Türk basketbolu için yurt dışında bize açılan bakılan bakış açısı için bence daha önemli ve doğru olduğunu düşünüyorum. Peki Sinancığım öbür takımlar nasıl yapıyor İspanyol takımları? Milano'ya bakıyorsun onu, o, sonsuz bir bütçe ama kaç tane İtalyan var? O başta onu ayrı bir gün size tartışalım <laughs> çünkü o çok bambaşka bir mesele. Olması gerekiyor mu? Yüzde yüz gerekiyor. Ama o bütün yani bir kulübün bir takımın bu Fenerbahçe veya Efes veya Galatasaray veya Beşiktaş da değil bir ülkenin bir federasyonun planlaması doğrultusunda bir spor e, politikası doğrultusunda yapılması gerekiyor çünkü sadece basketbolda değil futbolda da yok bu bir sürü sporda yok bu Türkiye'de ya yine işte 80 bir, milyonluk bir arda çıkıyor ee, yani o tabii 80 milyonluk ülkeden bir tane tenisçi çıkmıyor mesela. Ya zaten yani? o yüzden zaten futbolda şöyle belli yurt dışında doğan e, çocuklar başarı ne, oranı da nerelere geliyor. Tabii. O yüzden bu o ayrı bir mesele olarak evet. e, onu bir gün konuşuruz çok, diyelim. Fenerbahçe'ye çok <laughs> geçelim.